Gerginliğinden kaynaklanan enerji bedenini kavurmasa, Rise üşümekten kendini alamazdı. O gün omuzlarında taşıdığı yüke kıyasla Freljord'un acımasız şartları onu hiç etkilemiyordu. Acıkmış bir buz trollünün uzaklardan yankılanan uluması da gözünü zerre korkutmadı. Buraya vazifesini yerine getirmeye gelmişti. Vazifesine bayılmıyordu ama birinin bunu yapması gerekiyordu ve Rise artık kaçınamayacağı bir noktadaydı. Kapıya yaklaştığı sırada kendisini incelemek için çam kerestesinden duvarın üzerine üşüşen kabile savaşçılarının kürk hışırtılarını duyuyordu. Birkaç saniye içinde kapının üstünde istenmeyen bir misafir olduğu anlaşılırsa kendisini delik dişik etmeye hazır mızraklar belirdi. ''Yago'yu görmeye geldim.'' dedi Rise. Pelerinin kapüşonunu menekşe moru tenini gösterecek kadar sıyırarak. ''Mesele acil.'' Rün büyücüsünü görünce duvarın üstündeki savaşçıların kararlı yüzlerine bir şaşkınlık dalgası yayıldı. Aşağı inip hep birlikte ağır kapıyı açmaya koyuldular. Kapı, karşısındaki bu davetsiz misafire dair kaygısını dile getirmek için isyan edercesine gıcırdıyordu. Bu mekanın fazla ziyaretçisi olmazdı. Ve bir şekilde yolu buraya düşenler de genellikle kendilerini başkalarına ibret olsun diye kaza geçirilmiş halde bulurlardı. Öte yandan Ryze'ın namı, Runeterra'nın en yabani köşelerine bile giriş imkanı sunuyordu. ''Hiç sorun çıkmazsa en azından birkaç dakikalığına.'' diye içinden geçirdi Rise. Onu süzüp en ufak açığını arayan, rüzgardan çatlamış, acımasız suretlerin arasından geçip giderken içindeki kuşkuların hiçbiri yüzüne yansımadı. Rise'a meraklı gözlerle bakan, olsa olsa 5 yaşında bir çocuk, büyük bir cesaretle ninesinin elini bırakıp onu daha yakından görmek için öne çıktı. ''Sen büyücü müsün?'' diye sordu teklifsizce. Çocuğa üstün körü bir bakış atıp ''Öyle bir şeyim'' diye geçiştirerek yoluna devam etti Rise. Savunma duvarının arkasına uzanan patikayı bulması zor olmadı. Uzun mu uzun yıllar önceki son ziyaretinden bu yana köyün neredeyse hiç değişmediğini görmek onu şaşırttı. Buz kristallerinden kubbe şeklinde inşa edilmiş mavi ışıltısıyla çevresindeki soluk ahşap ve toprak yığınların arasında hemen ayırt edilebilen yapıya doğru seyirtti. Ezelden beri kafası çalışan bir adamdı. Belki işbirliğine yanaşır diye düşündü Rise. Kendisini bekleyen her tür ihtimale karşı hazırlanıp mabede adım atarken. İçeride ihtiyar bir buz büyücüsü sunaktaki çanağa mey dökmekteydi. Yaklaşan Rise'a bakmak için döndüğünde onu sessizce yargıladığı her halinden belliydi. Rise kalbinin dehşetle sıkıştığını hissetti. Kısa bir duraklamanın ardından adam gülümsedi ve Rise'a nicedir kaybolan kardeşini görmüşçesine sarıldı. ''Bir deri bir kemik kalmışsın.'' dedi büyücü. ''Bir şeyler yesen iyi olur.'' ''Sen yesen olmaz.'' diye karşılık verdi Rise, Yago'nun hafiften sarkan göbeğini işaret ederek. İki arkadaş sanki hiç ayrı düşmemişler gibi uzun uzun kaygısızca gülüştü. Rise yavaş yavaş temkini elden bıraktığını hissediyordu. Şu dünyada dost diyebileceği sayılı insan vardı ve bunlardan biriyle konuşmak içini rahatlatmıştı. Sonraki bir saat boyunca Yago'yla eski günleri yad ettiler. Yiyip içtiler ve ayrı kaldıkları günlerde olup bitenlerden bahsettiler. Rise, başka bir insanla sohbet etmenin ne kadar güzel bir duygu olduğunu unutmuştu. Yago'yla iki hafta boyunca gece gündüz oturabilir, yiyip içip zafer ve mağlubiyet hikayeleri paylaşabilirdi. ''Freljord'un bu ücra köşesine seni hangi rüzgar attı?'' diye sordu Yago sonunda. Bu soruyla irkilen Rise bir anda hayaller aleminden çıkıp gerçek dünyaya döndü. Konuşmalarının bu anı için büyük bir özenle hazırladığı kelimeleri aklına getirdi. Eski dostuna Shurima'da geçirdiği günlerin hikayesini anlattı. Bu kadim diyara sadece bir gecede servet içinde yüzmeye başlayan ve küçük bir krallığınkiyle boy ölçüşecek kadar toprağa kavuşan göçebe bir kabileyi araştırmaya gitmişti. Rise, durumu biraz daha yakından incelediğinde kabilenin elinde bir dünya ürünü olduğunu keşfetmişti. Kabile
ona direnmişti ve sonunda Rise sesini odanın sükunetine uyacak şekilde alçattı. Sonra da bazen dünyanın selameti için berbat şeyler yapmaktan başka çare olmadığını açıkladı. Bazen o berbat şeyler aksi halde vuku bulacak korkunç felaketten daha iyiydi. Korunmaları gerekiyor, dedi Rise. Nihayet sadede gelirken, hepsi korunmalı. Yago suratını asıp başını salladı ve iki arkadaş arasındaki sıcaklık bir anda havaya karışıp gitti. Trolleri uzakta tutan tek şey olduğunu bile bile onu elimizden mi alacaksın? Diye sordu Yago. Bugünün geleceğini biliyordun, dedi Rise. Hiçbir çözüm önermeden. Yıllardır haberin vardı. Bize biraz daha zaman tanı. Bahar gelince güneye ineceğiz. Kışın ne şansımız olabilir ki? Aynı kelimeleri daha önce de zikretmiştin, dedi Rise. Soğuk bir sesle. Yago onu şaşırtıp ellerini kavradı ve nezaketini hiç bozmadan itiraz etti. Aramızda bir sürü çocuk var. Üstelik kadınlarımızın üçünün karnı burnunda. Hepimizi felakete mi mahkum edeceksin? Diye sordu. Çaresizlik içinde. Köyde kaç kişi var? Diye sordu Rise. 92. Diye cevap verdi Yago. Peki dünya üzerinde kaç kişi var? Yago sessizliğe gömüldü. Daha fazla bekleyemez. Onu almak isteyen karanlık güçler toplanıyor. Bugünden öte vaktim yok, diye talep etti Rise. Onu kendin için kullanacaksın, diye kıskançlıkla çıkıştı Yago. Rise, Yago'nun yüzüne baktığında karşısında melun bir suret gördü. Rise'ın bir zamanlar tanıdığı dostunun çehresi gitmiş, yerisini bir iblisin çehresi almıştı sanki. Rise, rünleri kullanmaması gerektiğini uzun zaman önce öğrendiğini, onları kullanmanın her zaman ağır bir bedeli de beraberinde getirdiğini açıklamaya başladı. Gel gelelim artık karşısında duran bu kudurmuş adama laf anlatmak mümkün değildi. Ansızın Rise ağır bir sızı hissetti ve kendini yerde iki büklüm halde ağzından salyalar akarken buldu. Yukarı baktığında Yago'nun büyü mesafesinde parmaklarını hiçbir faninin elinde bulunmaması gereken bir güçle çatırdattığını gördü. Kendine gelen Rise buza hükmeden eski dostunu büyü gücünden bir çember içine hapsetti ve bu sayede ayağa kalkacak kadar zaman kazandı. Artık Rise ve Yago yüzleri birbirine dönük halde çemberler çizmeye ve çağlardan bu yana dünyada kimsenin tanık olmadığı güçleri kullanarak mücadele etmeye başladılar. Yago, Rise'ın tenini adeta 20 güneşin gücüyle kavurdu. Rise, etkili büyü saldırılarıyla karşılık verdi. İki tarafa da saatler gibi gelen bir sürenin ardından eski dostların çarpışırken ortaya çıkardığı güç mabedin duvarlarını aştı ve kalın buzdan kubbe dayanamayıp büyücülerin üzerine çöktü. Ağır yaralanan Rise kendini enkazın altından çekip çıkarmayı başardı ve dizlerinin üstünde doğruldu. Hayal meyal perişan haldeki Yago'nun enkazdan çıkardığı kilitli bir kutuyu açmaya uğraştığını gördü. Rise ihtiyar adamın gözlerindeki hırsı görünce kutudan neyi çıkarmaya çalıştığını ve emeline ulaştığında neler olacağını anladı. Büyü enerjisi tükenme noktasına gelmişti. Bu yüzden Rise eski dostunun sırtına çullandı ve kendi cübbesinin kuşağıyla onu boğmaya başladı. Hiçbir şey hissetmiyordu. Daha birkaç dakika önce bütün kalbiyle sevdiği adam, göz açıp kapayıncaya kadar tamamlanması gereken bir vazifeye dönüşmüştü. Yago bütün gücüyle direndi. Ayaklarını sağa sola uzatıp basacak sağlam bir zemin aradı. Sonra da canını teslim edip yere yığıldı. Rise, Yago'nun kolyesinden koparıp aldığı anahtarla kutunun kilidini açtı. Başka bir dünyadan gelme, nabız misali sıcacık turuncu ışıltılar yayan dünya rününü kutudan çıkardı. Rünü, ölü arkadaşının cübbesinden kopardığı kumaş parçasına sarıp dikkatlice kesesine yerleştirdi. Ve mabetten tökezleyerek uzaklaşırken bir arkadaşını daha kaybetmenin yasıyla inledi. Rün büyücüsü gelirken de kendisini süzen, rüzgardan çatlamış yüzlerin arasından geçip köyün kapısına doğru topalladı.
Kendisine saldırmalarını bekleyerek onlara yan yan baksa da köylüler onu durdurmak için kıllarını bile kımıldatmadı. Çevresindekiler artık yaman savaşçılar değil, kendi sonlarıyla yüzleşip afallayan basit insanlardı. Raiza kocaman, çaresiz gözlerle bakıyorlardı. ''Şimdi ne yapacağız biz?'' diye sordu küçük çocuğun ninesi. Çocuk şimdi ninesinin kürk eteğine yapışıp kalmıştı. ''Ben olsam giderdim.'' dedi Raiz. Kalmaları halinde trollerin karanlık çöker çökmez köye inip kimseyi sağ bırakmayacağını biliyordu. Köyün dışındaysa daha büyük tehlikeler pusudaydı. ''Seninle gelemez miyiz?'' diye sordu küçük çocuk. Rise durakladı. İçinden bir ses, ruhunun derinliklerinde kalmış mantıksız bir şefkatin kalıntısı haykırıyordu. ''Yanına al onları. Onları koru. Dünyanın geri kalanını unut.'' Oysa Rise unutamayacağını biliyordu. Rise, Freljord'un derin karları üzerinde güçlükle ilerlemeye başladı. Ardında bıraktıklarının yüzlerine bakmamayı seçmişti. Zira artık bunlar ölülerin yüzleriydi. Ve onun işi hala kurtulma şansı olanlarlaydı.